akşam üzeri, daha saat 16.20'yi gösteriyor. Bugün günlerden 1 Mart olması lazım, doğru. 1 Mart 2021 Pazartesi ve akşam programımızda yine karşınızdayız. Bir saat size yine burada ne diyorlar, hava keseceğiz. Efendim, gündem ne var gündemimizde? Çok şey var aslında gündemimizde ama dünyadan iki gündemden söz etmek istiyorum. Başlamadan önce bir tanesi Türkiye'den. Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in yargılandıkları bir dava vardı. Bir televizyon kanalında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçuyla haklarında dava açılmıştı. Tutuksuz yargılanıyordu iki büyük sanatçı ve ayrı ayrı mahkeme ikisinin de beraatine karar verdi. Anadolu 8. Asliye Ceza Mahkemesi diyor burada. Bir yıl ikişer aydan 4 yıl 8'er aya kadar hapis cezasıyla yargılanmalarını talep etti Cumhuriyet Savcılığı. Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan avukatı da şikayetimiz devam etmektedir. Sanıklar cezalandırılsın dedi, mahkeme kararını açıkladı. Cumhurbaşkanına alenen hakaret olmadığına kanaat getirdi. Bu Türkiye'deki bir mahkeme iddiasıydı, haberiydi, özür dilerim. Bir mahkeme haberi de Fransa'dan geldi. Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy yargılanıyordu yolsuzluk ve nüfuzu kötüye kullanma suçlarından. Yolsuzluk ve nüfuzu kötüye kullanma suçlarından yargılanıyordu. 2 yıl tecilli, 3 yıl hapis cezası aldı ama Sarkozy hapse mi girecek? Hayır, girmeyecek. Ne olacak? 2 yıl ertelenecek bu dava. Aynı suçu, benzer suçları işlemeyecek. 3. yılda Sarkozy'nin ayağına elektronik kelepçe takılacak ve evinde bir yıl göz hapsinde kalacak, hapse girmeyecek. Neler oldu tabii ki Sarkozy'ye? Çok ilginç bir eski yargıça, sana istediğin göreve getirilmende yardımcı olurum dediği iddia ediliyordu. Avukatlarla yaptığı telefon görüşmeleri dinlenmişti Sarkozy'nin, tabii ayrı bir şeydi ama Muammer Gaddafi'nin seçim kampanyası için mali yardım, Gaddafi'den seçim kampanyası için yasa dışı finansman aldığı söylentileri vardı. Aslında bizde yani çok üzgünüm, gerçekten gülme tutuyor beni ama bizde bu suçları işlemeyen siyasetçiye zaten biz siyasetçi demiyoruz. Yani bir ahbabına, arkadaşına yardımcı olmayacaksın. Sonra seçim dönemi dünyanın en karanlık insanlarından maddi destek görmeyeceksin. Mümkün müdür böyle bir şey? Mümkün değil tabii ki. Yasal şirketlerden, yasa dışı şirketlerden, yasal olması veya olmaması koşuluyla alınıyor bizde, biliniyor böyle bir şey. Sonra terfilerde bizde zaten topil sistemi var. Amcandayın varsa, sırtın varsa tamamsın deniyor. Bizde böyle belki yargıç atamalarında mümkün değil ama başka atamalarda hep torpil. Dolayısıyla bu iki ilginç haberle başladım. Bir tanesi tabii ki çok büyük iki sanatçıydı birinci haber. Bizim her dönemimize çok ciddi şekilde esprileriyle, filmleriyle, oyunlarıyla katkı koymuş iki büyük isimdir benim için Metin Akpınar ve Müjdat Gezen. Doğrusu beraat etmeleri son derece sevindiricidir diye düşünüyorum ve tabii ki bu programa da bununla başladık. Bizim ülkemizde gündem ne peki? Bizim ülkemizde gündem o kadar dağınık, o kadar kalabalık ki yani nereden başlasam bilemiyorum ama tabii ki biraz sonra, yaklaşık bir saat sonra gazeteciler toplanacak ve biraz sonra basın senimiz, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği
ortak eylemi ve tabii ki destek veren kurumların, bugün basın emekçilerinin günü. Çünkü çok belki de uzun bir süreden beri veya belki de benim meslek yaşantımda ilk kez gazetecilerin, ki 30 yılı geçtim, ilk kez böyle bir yürüyüş düzenleniyor. Tabii pandemi döneminde böyle bir yürüyüş çok kalabalık olacak. Basın senin bir çağrısı var. Maske ve mesafe. Bu akşam sokağa iniyoruz. Birbirimizin sağlığını korumak için eylem boyunca mesafemizin korunmasına azami gayret gösterilmesi gerekmektedir. Eylem anında maskelerinizi burnunuzu ve ağzınızı kapatacak şekilde kullanmaya lütfen özen gösterin. Eylem sırasında sağlığımızı korumak için görevlendirilecek arkadaşların uyarılarını dikkate alalım ve kendimizi koruyalım. Maske, mesafe, hadi eyleme dedi bugün basın sen. Bugün bu eylem için 17.30'da toplanılacak, 18'de yürüyüş başlayacak. Bunu da sizlere bildirmiş olalım, özür dilerim. Evet, basın senin açıklamaları bunlardan ibaret. Bugün basın sen, özür dilerim, Gazeteciler Birliği ile eylem yapılacak. Neden bu eylem yapılıyor? Tabii ki son günlerde özellikle medyada biri medya patronu, biri de bir siyasetçinin iki kadın gazeteci arkadaşımıza doğrudan, onları doğrudan hedef alan saldırıları söz konusuydu. Siyasetçi arkadaşımız yaptığı saldırıdan dolayı pişmanlık duyduğunu ve özür dilediğini açıkladı. Ancak medya patronunun bu konuda herhangi bir açıklaması olmadı. Medyanın bu saldırıları, tabii ki medyanın yaşadığı bu saldırılar bir ilk değil. Biz yıllardır bu saldırılara alışık olduğumuz için son derece kaşarlanmış durumdayız. Böyle bakıyoruz, bu taraftan bu tarafa gidiyor diye geçiyoruz ama tabii ki genç arkadaşlarımızın, kadın arkadaşlarımızın artık çok ciddi şekilde saldırıya uğruyor olmaları ayrı bir durumdur. Ama bu ülkede siyasi duruşlarından dolayı yıllardır saldırıya uğrayan gazeteciler de unutulmamalıdır. Ayrıca siyasi duruşlarından dolayı katledilen gazeteciler de unutulmamalıdır. Çünkü bu ülkede Fazıl Önder, Ayhan Hikmet ve Muzaffer Gürkan ve Kutlu Adalı gibi basın şehitleri de söz konusudur. Katledilen gazeteciler söz konusudur. Onların anıları önünde de saygıyla eğilmiş olalım. İnsanların fikirlerinin, insanların düşüncelerinin öldürülmelerine veya herhangi bir şekilde terörize edilmelerine sebep olmaması gereken çok daha güzel demokrasi, çok daha güzel günlerin ülkemize gelmesi dileğini de her zaman olduğu gibi eklemiş olalım. Evet, bugün gazetecilerin eylem günü ve bugünden sonrası için yarın ve bir sonraki gün çok önemli bir ziyaret gerçekleşecek. Ben yarın için kaleme aldığım köşe yazısında bu Ersan Saner'in Ankara ziyaretinin çok önemli bir ziyaret olduğunu düşünüyorum. Hatta şöyle bir şey de yazdım, şu anda tam hatırlamıyorum yazdığımı ama. Hani Kıbrıs sorununda hep söylüyoruz ya, bu son şans, bu son şans diye. Bizim de son şansımız yarın, o bir gün. Neden? Ben yeni bir başlangıçtan yanayım. Belki de hayatımda ilk defa Tahsin Ertuğruloğlu'nun söylediği başkanlık sistemi olayına, ki Tahsin Ertuğruloğlu bunun öne çıksın diye söylemedi, TAK Ajansı'nın verdiği haberden bulup öne çıkaranlar mutlaka ki olmuştur ama başkanlık sistemini yıllardır tartışıyoruz ve başkanlık sistemini ben savunuyorum. Ama başkanlık sistemini savunmamın sebebi anlam planını savunmam gibi bir sebeptir. Artık
çözüm olsun sebebiydi Annan planını savunurken. Artık bir şeyler olması lazım. Artık bu kara gözlüğün, bu saçmalığın, bu düzensizliğin, bu çözümsüzlüğün ki kaç yıl oldu, bitmesi gerekir diye düşünerek o dönemde Annan planını savunmuştum ve çok ciddi bir şekilde söylüyorum, hala hiç bakmadım bile. Annan planı ne yazdıydı, ne ederdi, onun malı, bunun malı, o gidecek. Çünkü hiç hayatımda mülk sahibi olmadım ve mülkiyete de hiç inanmadım. O ayrı bir mesele. O benim kişisel zafiyetim belki de. Evet. Ve şimdi de başkanlık sistemine işte çok güzel bir sistemdi, çok yanlış bir sistemdi. Ve buna geçmeyelim çünkü demokrasimiz buna uygun değil falan gibi iddiaları ben reddediyorum. Çünkü zaten federal çözüm olacaksa başkanlık sisteminin şart olduğu inancındayım. Güney'de öyle olduğu için ve Güney'de çok da iyi çalıştığını düşünüyorum. Efendim Güney'deki demokrasi bizim demokrasimizden daha iyidir diyenlerin de alnını karışlarım. Çünkü onlarda öyle bir Ortodoks kilisesi var ki demokrasiye koyduğu kelepçeyi çözecek polis anahtarı, İngiliz anahtarı yoktur. O kadar ki Eurovizyonu kazanan kadıncağızın söylediği şarkıya bile huylanan bir Ortodoks dinci yapı var oralarda. Dolayısıyla bizde peki başkanlık sistemini benim savunuyor olmamın sebebi nedir? Bir tek sebebi var. Mevcut sistem koktu, mevcut sistem çöktü, mevcut sistem çalışmıyor. Parlamenter demokrasi bu ülkede artık çalışır halde değildir. Çünkü milletvekillerinin tümünün bakanlık sevdası, parti içi rekabetleri, parti içi bütünlükleri bile bertaraf edebilmektedir. Dolayısıyla bütün kötülüklerimizin birinci sebebi Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğü ise ikinci sebebi de sistemin çökmüş olmasıdır. Başkanlık sistemi geldiğinde çok daha iyi mi olacak? Hayır. Bir parlamentomuz olacak, bir başkanımız olacak Güney'deki gibi ve bir de bağımsız yargımız yürütme, başkanın yürütme sorumluluğunda olacak. Bakanları isterse tabii ki milletvekilleri arasından da atayabilecek ama Güney'de olduğu gibi milletvekili bakan olduktan sonra yerini, koltuğunu kendisinden sonra en çok oy alan o bölgedeki kendi partisinden adaya devretmiş olmak zorunda kalacak. Bizde parlamentonun ömrü 1,5 seneyi geçmiyor, 2 seneyi geçmiyor. Neden? İşte hükümetlerin istikrarsızlığı nedeniyle parlamento da istikrarsızlaşmak zorunda kalıyor. Haliyle birçok yasa da bekliyor. Şu anda olduğu gibi komiteler kurulamıyor. Komiteler kurulamıyor mecliste. Meclisin sabahki oturumları saat 2'ye kadar, akşama kadar sürüyor. Bu arada Covid gündeminde neler var? Bunlar da var Gardatçığım. Tabii ki gündemimizde neler var? Evet, tabii ki en önemli sıkıntılardan bir tanesi de sevgili Metin Güziya Güngör, çok teşekkür ederim. Kardeş sağ olasın. Okan Erdemsiz, Kaan Güler. Merhaba, seni dinledik gene bıkmadan usanmadan güzel yürekli dostlara. Efendim, bizim ülkemizde en önemli bence gündem maddesi tabii ki işsizlik. Bugün Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı Mahmut Kamber bir kez daha açıkladı. Mahmut Kamber işsizlik olayı 50 bin kişiye ulaştığını söylüyor Mahmut Kamber. Bu çok korkunç büyük bir rakamdır. Ama yarın bunu da yazmaya çalışıyorum. Nüfusu bilememek bile bizim için başkanlık sistemiyle birlikte yenilenecek olan sistemde nüfusu sayarak ona göre hesabını yapmak da ikinci bir görev olmalıdır. Ama nereden sonra? Çarşamba gününden sonra. Ve çarşamba günü bütün bu marazlarımızı, kederlerimizi, dertlerimizi ve Kıbrıs sorununun çözümünün bizim için aslında artık elzem olduğunu, bunun sadece Sayın Tahsin Ertuğruloğlu'nun söylediği gibi ve Sami Özus'un bugün yeni düzende eleştirdiği gibi Kıbrıs Türk toplumunun çıkarına da uyabilecek şekilde çözümü gerekmektedir. Kıbrıs sorununun çözümü bizim bütün sorunlarımızın birinci ilacıdır. İkinci ilacı
başkanlık sistemine veya sistemi değiştirmemize geçmektedir ki bu sadece anayasa değişikliğiyle seçim sisteminin işte çarşaf listelerden tekrar eski bölgesel sisteme geçmesiyle yani nispi temsil sistemiyle olacak gibi onu değiştirmekle olacak gibi değildir. Parlamentoyu yürütmeden yani yasamayı yürütmeden ayırmak zorundayız. Bu benim için çok önemli. Kadir Unar kardeşim çok teşekkür ediyorum ve bizim için çok önemli olan bir şey tabii ki esnafımız, işçilerimiz ve iş yerlerimiz. Şu anda tabii ki evet çok teşekkür ediyorum Pınar Karaca, sevgiler Metin Ziya'ya da kardeşime de iyi bakın. Evet ve restoranlar, restoranlar, meyhaneler hepimizin canı, ciğeri, müzikçiler, müzik sanatçılarımız, müzik endüstrisindeki Mausa Haber'e bizler de sevgilerimizi iletiyoruz. Mausa Haber Ajansı'na ve müzik sektöründeki bütün arkadaşlarımız, sesçilerimiz, ışıkçılarımız, doğum gününüzde kutlu olsun Pınar Hanım. Bütün Mausa Haber Ajansı'na sevgilerimizi, Metin abimize de, kardeşime de sevgilerimi iletiyorum ayrıca. Evet, seyahat acentelerimiz, müzikçilerimiz, seyahat acentelerimiz, restoranlarımız, turizm sektörümüz, otellerimiz. Otellerimizin bugün çok ilginç bir ilanı var. Girne Alsancak Otelleri Avrupa Gazetesi'nde de gördüm. Yetkililere önemli duyuru diyor burada. Küçük ve güzel ülkemizde trafik kazalarında COVID-19'dan daha fazla insan ölmekte, yaralanmaktadır. Bu konuda alınan tedbirler yeterli olmamaktadır. Önerimiz Bilim ve Sağlık Kurulu tarafından trafiğin bir süre yasaklanmasıdır. Sadece polis, ambulans ve güneye geçecek arabalara izin verilmelidir. Yani aslında Girne Alsancak Otelleri'nin vermek istediği mesaj, trafiği madem yasaklamıyorsunuz, bir sürü insan ölüyor, siz denetleyemiyorsunuz, tedbir alamıyorsunuz, trafikteki terörü önleyemiyorsunuz, trafik canavarının insanların canını almasının önüne engel olamıyorsunuz. Covid'i de bırakın diyor, öldürdüğü kadar öldürsün. Benim anladığım budur. Aslında Covid-19 konusunda en önemli tartışmalardan bir tanesi de budur. Yani artık yapmak lazım bir şeyler diyoruz. Var mı o şansımız bilemiyorum ama Covid gündemimizin yani ülkemiz gündeminin çok önemli bir kısmıdır. Çünkü otellerimiz, turizm sektörümüz, seyahat acentelerimiz, müzikçilerimiz, restoranlarımız, meyhanelerimiz tamamen iflas etmiş durumdadır. Özellikle bu sektörlere vurgu yapmak lazım. Çünkü en çok etkilenen sektörlerin bunlar olduğu bir gerçektir. Bir de unutulmaması gereken bir şey vardır. Şu anda açılan sektörler özellikle ikinci kapanmadan önce ve marketlerimiz her süreçte gayet güzel işlerini yapabilmişlerdir. Olumsuz yönde etkilendik diyenine ve bu konuda feryat edenine rastlamadık. Dolayısıyla en çok şu anda şikayetçi olanlar restoran gıda sektörü, yani restoran sektörü, müzik sanatçılarımız, müzikçilerimiz, seyahat acenteleri, turizm sektöründe özellikle otel çalışanları ve turizm sektörünün tüm çalışanları ve tabii ki oteller. Ama en büyük sıkıntı kaç kişidir bunlar, ne kadar insan etkilendi, nasıl etkilendi, devletin bu konularda aciz kalması. Ve en başta söylediğim gibi Kıbrıs sorununun çözümü başkanlık sistemi ama hepsinden de belki hepsiyle birlikte yapabileceğimiz nüfusun bu ülkede hiçbir komplekse yapmadan. Çünkü bizim nüfusla ilgili kompleksimiz var. Nüfusumuzun Rumlardan az olmamasını bunun karşılığında da herhalde toprak tavizidir, mülkiyet ayarlamasıdır. O sıkıntılara girmememizi düşünenler var. Ayrıca Cenevre Konvansiyonu itibariyle nüfus yapısının değiştirildiğini iddia edip mahkemeye başvuranlar olursa olduysa bu konuda hiç kimsenin sıkıntı yaşamaması için buradaki nüfus karanlık tutuluyor.
Ama biz kaç tane okula, kaç tane ne bileyim eczaneye bile kaç tane eczaneye ihtiyacımız olduğunu bilmiyoruz. Ve Güner Mükellef kardeşim var benim. İstatistik kurumunun eski ya da istatistiğin eski başındaki isimlerden şimdi müşavir. Güner Mükellef eskinin de çok iyi galecilerindendir. Sevgili Güner Mükellef her zaman söyler guduru gidiyoruz der. Guduru gitmek olmaması maksadıyla bunun mutlaka nüfusumuzun mutlaka bilinmesi gerekiyor. Kaç kişinin aç kaldığını, kaç kişinin işsiz kaldığını, kaç kişinin evsiz kaldığını, kaç kişinin ev kirasını ödeyemediğini, kaç kişinin borcunu ödeyemediğini, kaç kişinin sıkıntıya düştüğünü herkesin mutlaka bilmesi lazım diye düşünenler arasındayım. Gündemimizde bunlar da var. Gündemimizde olan bir hikaye daha var. Aslında çarşamba günkü ziyaretten sonra Ulusal Birlik Partisi'nde bir hareketlilik beklentim söz konusudur. Bu arada belirtelim, yarın sabah konuğum Milli Eğitim Bakanı, yeni kampanyayı daha çok konuşacağız. Çocuklarımıza online hizmette %85-86'ymışız ama %100'e belki ulaşırız. Hiçbir çocuğumuz aygıtsız, aletsiz, online'sız kalmasın diye bir kampanya başlatıldı. Bunu da konuşacağız. Tabii sizlerin de Facebook üzerine soruları varsa. Çarşamba günü sabah da Faiz Sucuoğlu konuğumuz olacak. Onunla mutlaka Ulusal Birlik Partisi'nin yarışma meselelerini konuşacağız. Perşembe sabahı konuğumuz İbrahim Benter olacak. Vakıfların başındaki Vakıflar Genel Müdürü'yle. Vakıflar Genel Müdürü'yle böyle senede birkaç kez biz vakıfların yaptığı iyilikleri daha çok konuşuruz. Hocam benim çok değerli bulduğum çok güzel bir insan. Onu konuk edeceğiz. Tabii cumaları normalde konuk almıyoruz. Ama başbakan cuma sabahı bize konuk olacağına söz verdi. Sayın Ersan Saner cuma sabahı 8.50'de burada olacak. Ve bize Ankara'dan abim gelmiş şarkısının nasıl gittiğini bir anlatacak. Tabii o güne kadar mutlaka öğreneceğiz. Ama işin perde arkasında, işin perde gerisinde bir şekilde Sayın Ersan Saner'den cuma sabahı öğreneceğiz. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe 16.20'de de Serhat İncirli'nin laf azanlığı devam ediyor televizyonda. Ve Ulusal Birlik Partisi'nde gerçekten ciddi bir başkanlık yarışı olacak mı? Neden duraksadım? Duraksadım çünkü içimden gelen yoksa birileri hayır sakın devam edin mi diyecekler. Kim mesela diyor bunu? Kim diyor? Kadir Unar Girne'den. Kadir karışıyor. Metin Güngör, Mausa. Bunlar bana mesaj gönderen arkadaşlarım. Okan Erdemsiz, Kaan Güler. Ya müdahale etmeyin Ulusal Birlik Partisi'ne. Okan, hele Okan kardeşim sen niye müdahale ediyorsun? Ha bu arada Okan Erdemsiz, YDP'nin Yeniden Doğuş Partisi'nin parti meclisi üyesi, başkanlık divanı üyesi bir şeydir Okan değil mi sevgili Okan? Gelen haftada, önümüzdeki hafta sözleştik. Çarşamba ve perşembe günleri, bu arada Kamil'e de gideceğiz bu çarşamba günü, şimdiden randevuyu aldım. Gözlük takan barbetler darmadağın olur. Saça jölegon kafa kaşınır. Yani. Evet, gelen haftada çarşamba ve perşembe günü sabah sırasıyla Bertan Zaroğlu ve Erhan Arıklı'yı konuk edeceğiz. Çünkü artık Mart ayının ortasına girdik, tam bir ayımız kalmış olacak. Bertan Zaroğlu bugün Bertan Zaroğlu bir video yayınladı ve neden aday olduğunu yaklaşık 8 dakikalık bir videoyla anlattı. Okan Erdemsiz ver coşkuyu diyor, verelim coşkuyu Bertan Zaroğlu ve Erhan Arıklı'ya başarılar diliyoruz. Ama Yeniden Doğuş Partisi de çok ciddi bir dönemeçte diye düşünüyorum. Bu dönemeçte işin bir parti olarak ciddiyetinin farkına varılmaz ve bu iki aday birbiriyle çatışarak demokratik bir ortamda, demokratik bir şekilde yarışarak değil, demokratik bir ortamda birbiriyle kavga ederek eğer bu kurultaya girerse ve her kim kazanırsa, ötekini dışlarsa bu ciddi bir Yeniden Doğuş Partisi krizine dönüşür.
Ve bu aynı zamanda Ulusal Birlik Partisi'nin hükümete yaratacağı, hükümette yaratacağı krizden daha büyük bir kriz olur. Hükümetin bir diğer ortağı Demokrat Parti. Aslında Demokrat Parti'yi küçümsemek için söylemiyorum ama öyle şeyler konuşuluyor ki Demokrat Parti ile sanki Demokrat Parti yokmuş gibi davranılıyor. Oysa Fikri Ataoğlu Demokrat Parti'ye genel başkan olduktan sonra çok ciddi bir uğraş ve çok ciddi bir toparlanma sürecine girdi. Partinin neredeyse adıyla adı özdeşleşen Sayın Serdar Denktaş'ın bir miktar kırgın olduğu insanlar vardı, küs olduğu, kendisinin değil onların Serdar Bey'e küs olduğu durumlar söz konusuydu. Onların tekrar partiye kazandırılması adına Fikri Ataoğlu'nun çok çırpındığını yakinen bilmekteyim diyor. Her taraf yeşil alan, bilhassa Bedrettin Dalan, Metin Akpınar'ın sözleriydi bunlar. Bak aklımıza da geldi. Evet, sıkıntılı bir süreç var Demokrat Parti adına da. Okan Erdemsiz açık olarak rengini belli etmiş burada. Ben Erhan Arıklı'dan yanayım diyor. Sevdamız YDP liderimiz Erhan Arıklı demiş. Allah kolaylık versin tabii ki herkese. İki adaya da biz sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz. Okan kardeşime de. Efendim, peki erken seçim ne durumda? Erken seçim var mıdır? Erken seçim her an olabilecek durumda. Ankara ziyareti bunun için çok önemli. Ankara ziyareti sonrası Ulusal Birlik Partisi'ndeki kriz başkanlık yarışı çok önemli. Bu arada videomuz sürekli kesintiye uğruyor. Onun için böyle gözüm takılıyor. Canlı video kesintiye uğradı. Kısa bir süre sonra devam edecek diye bir mesaj geldi bana. İnşallah devam eder. Sevgili Örsan sen de bir bakarsan. Evet, internetten kaynaklıdır. Bugün bütün gün internetten sıkıntı işine kapas. Merhabalar Cemal James, merhabalar. Sevgiler, saygılar Finlandiya'ya sabah olduğu gibi, her sabah olduğu gibi. Evet, erken seçim, ara seçim ikisi birleştirilir mi? Ne olacak? Gerçekten benim içimde daha önce bugün sabah da söyledim. Bu hükümetin sonuna kadar devam etmesi gerekir diye söylüyordum ama eğer bu karışıklıklar yaşanacaksa, bu kaoslar olacaksa, özellikle Ulusal Birlik Partisi'nde bir genel başkanlık sıkıntısı olacaksa bence bir erken seçim de her an gündeme gelebilir ki en erkeninin Haziran olması gerekir diye düşünüyorum ama Nisan ayına kadar erken seçim tarihi belirlenmezse Haziran'da zaten ara seçim mutlaka yapılacak. Çünkü Sayın Ersin Tatar'dan boşalan yere birilerinin seçilmesi gerekecek. Efendim geçelim bunları Covid-19'a bir bakalım. Covid-19'la ilgili en önemli sıkıntımız bu ülkede bence evet ekonomik anlamda yaşadığımız dertlerdir. Gerçi Covid'den önce de ekonomik dertlerimiz vardı. Dolayısıyla bu ekonomik dertler biraz daha büyüdü veya belki de çok fazla büyüdü. Ama Covid-19 sosyal yaşantımızı vurdu, çok kötü vurdu. Mesela benim en büyük keyiflerimden biri futbol maçlarıydı. Eskiden haftada 3 tane maç seyrederdim. Sonra bunu düşürdüm, azalttım. Hatta son bizim Premier Lig'de sadece sonuçları ama sonuçlar bile beni heyecanlandırıyordu. Yani futbolumuz çocukluğumdan beri benim için çok önemlidir. Futbolumuza hizmet eden, futbol oynayan, hakemlik yapan, antrenörlük yapan, yöneticilik yapan insanlar bir gıdım birazcık daha değerlidir benim için. Bu ülkenin çok büyük değerlerinin, çok önemli futbolcularının çok boş yere harcandığı inancım vardır her zaman içimde. Yani ben sakın kimse yanlış anlamasın, abarttığımı da düşünmesin ama Messi ya da Ronaldo seviyesinde yeteneklerimizin
her zaman olduğu, her zaman çıktığı, çıkabildiği inancındaydım. Ama tabii ki o heyecansızlık, o amaçsızlık, o hedefsizlik ve bunun akabinde antrenman eksiklikleri veya benim anlamadığım teknik bir takım sıkıntılar futbolcularımızın çok fazla ileriye gitmesini engellemiş olabilir. Engelledi de. Ama bir senedir tamamen durdu futbolumuz ve bu benim ciğerimi yakıyor. Bugün öğrendiğim bir olay, bugün öğrenmedim aslında ama bugün Kıbrıs manşette spor sayfalarını karıştırırken gördüm. Konifa'ya ambargo koymuşuz. Evet, Konifa 9-19 Haziran 2021 tarihleri arasında Fransa'da gerçekleştirmeyi planladığı turnuvaya biz katılmayacağız diyor Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu. Cümleler düştü ama bir şey değil. Haziran'da düzenlenecek Dünya Kupası'na katılmayacağız. Dün konuyla ilgili basın bildirisi yayınlayarak Konifa üyeliğinin de askıya alındığını açıkladı. Bu yazıyı gördüm burada. Başka yerde pek rastlamadım gibi geliyor ama mesela burada rastlamadım Kıbrıs gazetesinde. Görmedim Kıbrıs gazetesinde veya benim gözümden mi kaçtı? Burada yok. Basın bildirisi veya belki de daha önceden yayınlanmıştır. Biz sporu kaçırdığımız için göremedik ama Konifa'dan neden ayrıldığımızın gollifatik bir sebebi varsa, yani neden gitmiyoruz Konifa'ya? Neden? Çünkü Konifa bizim için tek hedefti. Futbolcularımızın, futbolumuzun tek hedefiydi. Bunun sebebi nedir dedim Olgun İncesun. Bil zamanlar Elye'de de vardı diyor. Yaşa Olgun'um, futbol hala var eminim. Olacak. Cemal James yayınınız donuyor dedi. İnşallah donmaz bundan sonra. Konifa 2021 diye bir sayfa var. Oraya girdiğiniz zaman Avrupa Futbol Kupası'nın Nice'de, Fransa'da yapılacağını söylüyor bizlere Konifa. Ve kimler katılacak? Pot 1, birinci potta, efendim, County of Nice, South, Güney Ossetya, Padanya ve Abazya var. İkinci potta, Sapmi diye bir yer, Sapmi, Artsakh diye bir yer, Artsakh. Northern Cyprus ve Western Armenia. Ve pot free, üçüncü potta Zekeliland, Çameria, Sardinya ve Kernov diye takımlar var. Bayracımızı da koymuşlar. Evet. Bayracımızı da koymuşlar. Çekiliş seremonisi 31 Ocak'ta yapılmış ve kurallar çekilmiş ve bu potlar çıkmış. Efendim biz vazgeçmişiz. Şimdi neden vazgeçtik? Söyleyeyim sizlere. Çünkü Batı Ermenistan diye bir takım meseleyi alt üst etti. Batı Ermenistan diye ya da Western Armenia diye saçmalanan isim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bu turnuvaya katılmasına engel olan isimdir. Bunu Konifa'yı yönetenlerin bilmemesi imkansızdır. Çünkü Batı Ermenistan öyle harita çıkarıyor ki karşımıza resmen insanın tabii ki sinir olası geliyor ve tepki veresi geliyor. Dolayısıyla bu işe de siyaset karıştırıldığı için, bu işte siyasetin bulamaçlığına daha önce de olmuştu. Daha önce de Kürdistan diye ülke
yarıştığı için veya karıştığı için büyük sıkıntılar yaşamıştık. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nasıl olur da gider? Bu Selanik Tabi seviyesindeki karagözlüklerle uğraşır. Ama Western Ermeniya, Batı Ermenistan çok çirkin bir durum, çok çirkin bir arazi, haritaya sahip bir durum. Bu tamamen Ermeni ırkçılığının, Ermeni yayılmacılığının, Ermeni faşizminin bütün uluslararası kuralları ihlal eden, bütün uluslararası kurallara karşı gelen saçma bir haritası ve bunun Konifa'da olmaması gerekirdi. Yani bir miktar bize gerekçeleri açıklanmadı ama sanırım haklıydı gerekçeler. Ve Konifa'dan tamamen ayrıldığımızı da bize söylediler. Konifa'dan tamamen ayrıldık. Muhammed Reza Gaffari kardeşim büyük bir izliyle izliyorum, büyük bir ilgiyle dedi. Çok teşekkür ederim. Ümit Anibal'ın bu konuda görüşlerine danışmak gerek. Bir gün onu da konuk al. Alalım tabii ki. Her zaman alalım. Bu arada Mustafa Ertürk bize Londra'dan getirdi. Slav'dan daha doğrusu. Slav. Oradan Slav. Nasıl söylüyor Mustafa Ertürk onu? Slav. Evet. Mustafa Ertürk kardeşime de sevgilerimi tabii ki ilettim İngiltere'ye. Efendim Konifa'dan ayrıldık. Konifa meselemiz de kapandı. Futbolumuz başlasın mı, başlamasın mı? Başlasan olacak, başlamasan mı olacak? Yani sıkıntı başladığında ne olacak? Yani şampiyon olan nereye gidecek? Bu mevcut yapı içerisinde çözümsüzlüğün devam etmesi halinde eğer bir ara yol, bir ara yöntem daha önce çok denendi bulunmazsa ve biz her şekliyle FIFA'nın, UEFA'nın dışında kalırsak ya bu gariban Konifa'yla tekerleneceğiz senede bir, iki de olsa ya da hiçbir şeyimiz olmayacak. Benim önerim her zaman düşünüyorum. En büyük önerilerimden bir tanesi ya da şu andaki en ciddi önerilerimden bir tanesi tabii ki futbolumuzun eski amatör günlerine dönmesi. Bu arada sevgili Enmar'ın da şu anda geldi mesajı. Enmar'ın indirimleri var efendim. Salı ve çarşamba günü. Zepse'de, meyvede, yemekte, tatlıda %50'ye varan indirimleri var. Enmar'ımızın, Enmar Market'i unutmayalım. Bunu yarın sabah da sizlere hatırlatırız. Efendim, Konifa'dan ayrıldık ve bu benim için çok ciddi bir üzüntü sebebidir. Ama haklı bir sebeptir diye düşünüyorum. Haksız bir sebep değil. Ve sevgilerimizi iletiyoruz Muhammed Reza Gaffari kardeşime de ayrıca. Bugün çok ilgimi çeken bir konu gündeme geldi. Bu arada belirtelim İngiltere Kraliçesi'nin 13 gündür tedavi gören eşi Prens Philip başka bir hastaneye nakledildi. Ama bu konuda herhangi bir fazladan herhangi bir açıklama yapılmıyor. Yani ne oldu ne olacak gibisinden herhangi bir açıklama yapılmıyor. Dünyada Covid ölümleri 2,5 milyonu aştı. Aştı bu arada da bu çok önemli bir durum olarak karşımızda duruyor. Covid ölümleri aştı. Neyi aştı? 2,5 milyonu. 78. Altın Küre ödülleri de sinema ve televizyonda en prestijli ödüllerden bir tanesidir. Hollywood'un yabancı basın birliği yani Hollywood Foreign Press Association tarafından verilen ödüllerde dizi kategorilerinde 4 dalda aldığı ödülle The Crown İngiltere Kraliyeti'ni anlatan dizi çok damgasını 4 ödül almış. Film kategorilerinde Borat'ın Subsequent Movie filmi ve Nomadland filmleri en iyi film ödülleri dahil ikişer dalda ödüle layık görüldü.
Borat biliyorsunuz Ali G yapıyordu eskiden. Borat kardeşimiz Sacha Baron Cohen. Son derece başarılı bir komedyen. 6 dalda adaylıkla en çok adaylığa sahip Mank filmi hiçbir ödül almadı. Pandemi nedeniyle New York ve Los Angeles'ta eş zamanlı olarak Tina Fey ve Amy Poehler tarafından sunulan ödül törenini sınırlı sayıda sağlık çalışanı davetli olarak takip edebildi. Aday isimler ise törene uzaktan bağlantıyla katıldı. Bu önemli bir konuydu. Crown filmi tabii ki önemli. Crown filmi çok meraklılar, kimlerin hangi ödülleri aldığına da bakabilirler. Drama dizi dalında en iyi kadın oyuncu ödülünü Crown dizisinde Prenses Diana'yı canlandıran Emma Corrin kazandı. Son derece benziyor da kadın Emma Corrin. Crown dizisinin diğer başrol oyuncularından Josh O'Connor da ödül alanlar arasında yer aldı. Önemli bir haberdi, önemli bir konuydu diye düşünüyorum ve bunu da sizlerle paylaşmış olalım. Efendim, programın sonuna bir makale bıraktım. Bir miktar sizlerle bu konuyu paylaşmak istiyorum. Çünkü salgın hastalıklar, salgınlar dünyanın sonunu getirebilir mi? Böyle bir soru var. Prens Philip Kupası diye bir organizasyon yaparsak konuyu UEFA'ya rakip oluruz diye düşünürüm ama o acı haberi beklememiz lazım diyor Mustafa Ertürk. Prens Philip Kupası. UEFA'ya rakip olalım. Toplayacaksın Londra'dan bir sürü mahalle takımını geleceksin. Yani Londra ligleri var ama yani bilmiyorum. Neyse Mustafa Ertürk, Prens Philip'e de sağlıklar dileyelim. Efendim BBC'de Richard Fisher çok ilginç bir makale yazdı. BBC'nin Future sayfasında. Bu makale Cuma günü yayınlandı. 2-3 gündür makaleyi okuyorum ve çok da ilgimi çekiyor. İnsanlığın yok olma ihtimali %1'miş. Mesela 2. Dünya Savaşı'nda nükleer bombalar 2. Dünya Savaşı döneminde denenirken %1 diyormuş bilim adamları. Ama şimdi bütün insanlığın yok olma ihtimali 6'da 1'e düştü. Olasılık çok düştü. Abi bu ciddi bir şey. Yani neden düştü? Söyleyelim. Efendim 1960'ların sonunda, yani diyor haberde Serhat Bey doğduğu zamanlarda diyor, not parantez içinde vermişler Mr. Serhat diye, İncirli unuttu herhalde yazsın. Şaka. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA tüm insanlığın kaderini değiştirecek bir ikilemle karşı karşıyaydı. Bakın benim hiç aklıma gelmedi bu ama şu anda hepimizin aklına gelmesi gereken bir konu. Virüs ve bulaş. Apollo 11 ile Ay'a giden astronotlar dünyaya geri dönmüş. Büyük okyanusta yüzen kapsülün içinde sıcaktan bunalan astronotlar dışarı çıkarılmayı bekliyordu. Küçük de olsa astronotların ölümcül uzay mikroplarını dünyaya getirme riski vardı. Ama NASA, üç ulusal kahramanını kapsülde bekletmeme kararı aldı. Bundan onlarca yıl önce bir grup bilim insanı ve askeri yetkililer ciddi bir kaygı yaşamış. Neymiş o da? İlk atom bombası denemesini izlemeyi beklerken bunun bir felaketle sonuçlanma ihtimalinden söz ediyorlardı. Çünkü öyle bir sıcaklık verdiler ki dünyaya ilk atom bombası denemesinde atmosferi parçalamaktan bile korktular. Bütün dünyanın alt üst olacağını düşündüler. Ama düşünün 1940'lardaki denemeyi, 1960'taki uzay temasını ve bir de şimdiyi düşünün. Şu andaki olası bir nükleer savaş kesinlikle diyor uzmanlar, ben uydurmuyorum,
dünyayı bitirir. Yani bu yüzden eskiden %1'iydi, şimdi 1/6'dır. Çünkü o zamanki nükleer silahlarla şimdiki nükleer silahlar arasında çok ciddi miktar, potansiyel farkı var. Devam edelim. Bence çok önemli. Yanlışlıkla atmosferi tutuşturabilirlerdi ve gezegendeki tüm yaşam sona erebilirdi o denemelerle. Geçtiğimiz yüzyılda az sayıda insan böylesine sayılı anlarda dünyanın kaderini elinde tuttu. Çok küçük de olsa topyekün bir felaketin ihtimali vardı. Sadece kendi hayatlarını değil, her şeyin sonunu getirebilecek bir ihtimal. İnsanlık 20. yüzyılın ortalarında uzaya araç ve insan gönderme planları yapmaya başladığında kontaminasyon yani mikrop bulaşması veya kirlenmesi gündeme geldi ilk defa. Çünkü bir gidiş kontaminasyonu bir de dönüş kontaminasyonu olacaktı. Yani dünyadaki organizmaları da kazayla bütün kozmosa götürebilirdik ama bütün kozmosta ne varsa aşağıya getirebilirdik. Efendim bir uzay kapsülcüğü ve 3 adam mı bunu yayacaktı? Bugün İngiltere'de korktukları nedir biliyor musunuz? Bir kişi şu anda koronavirüsün Brezilya varyantını taşıdığı tespit edildi ama adamın nerede olduğunu şu anda bilmiyorlar. O kişinin adam veya kadın ve onun temaslısı 6 kişiyi bulmuşlar. Ama adamı bulamıyorlar. O bir kişiden tabii ki çekiniyorlar. Çünkü bir kişinin bulaştırma riski yükselebiliyor her an bütün ülkeye, bütün dünyaya yayılabiliyor. Tıpkı 3 tane astronotun Apollo'dan çıktıkları zamanki olduğu gibi. Uzay araçlarının fırlatılmasından önce sterilize edilmesi, her şeyin dikkatli bir şekilde paketlenmesi gerekiyordu. Uzay aracına mikropların girmesi, dünya dış yaşamın izlerini bulma çabalarına zarar verebilirdi. Bir tane mikrop girdi, gittin uzaya, uzaylıya bulaştırdın, çünkü yok geri gelmez falan gibi. Uzayda dünya dışı organizmalar varsa, bunlar Dünyalar Savaşı filminin sonundaki gibi uzaylılarla aynı akıbeti yaşayabilir ve dünyaya özgü mikrop ve bakteriler tarafından öldürülebilirlerdi. Bu kaygılar geçmişte olduğu gibi günümüzde yani uzay yarışı çağında geçerliliğini koruyor. İkinci kaygı dönüş kontaminasyonu riski. Astronotlar roketler ve uzay araçlarının dünyadaki yaşamı yok edecek, oksijenimizi tamamen bitirebilecek organizmaları dünyaya getirebileceğinden korkuluyordu. Bizde hiç oldu mu böyle bir korku? İyi ki hiç gitmemişiz, hiç uğraşmamız. İyi ki biz bütün yatırımlarımızı insana yaptık memlekette. Roket moket yapmadık. Bu kontaminasyon bizde yok. Ama işte şaka bir yana, ayda yaşam olduğunu düşünenlerin sayısı azdı. Ama sonuçları çok ağır olabileceği için bir senaryo vardı. Neydi bu senaryo? Astronotlar dünyaya tehlikeli bir şey getirebilir miydi? O günlerde belki böyle bir olasılık yoktu ama şu anda var. Dönemin bu alanda önde gelen bilim insanlarından Carl Sagan demiş ki o günlerde Apollo 11 %99 ihtimalle dünyaya ay organizmaları getirmeyecek. Ama %1'lik ihtimal göz ardı edilemeyecek kadar büyüktür. Bu yüzden bunun için anlatıyorum size. Neden anlatıyorum? Çünkü bu yüzden dikkatli olmalıyız bu COVID meselesinde. Koronavirüsün kimseye bulaşmaması adına, çünkü artık var buralarda dolaşıyor. Tabii bazı insanlar da hiç yok diyor, bu bir uydurmadır. İşte 5G yayıyor bunu veya nedir o Microsoft'un kurucusu Bill Gates yapıyor bir sürü, yani ne bileyim şu anda deli saçması da diyeceğim ama bazılarının ağrına gitmesin diye demeyeyim. Kısacası çok tartışıyoruz bu işi ama lütfen maskemize ve mesafemize
biz dikkat edelim. Bugünkü yürüyüşte de basın senin açıklaması olduğu gibi. Bu makale daha çok uzun. Bu makaleyi sabaha kadar okuyabilirsiniz. Bence okuyunuz. Allah gecinden versin diyor Prens Philip için. Biz de aynı şekilde katılıyoruz. Son olarak sizlere gündemde başka neler var? Onu isterseniz bir miktar, birkaç dakikamız kaldı, onları aktarayım. Mesela bugün Neofidu, Rumların DC Partisi'nin başkanı, bizim ülkemizdeki şeylerle, partilerle görüşecekmiş. Bunu söyleyelim ve sizlerle paylaşalım. Bu arada Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Avrupa Birliği'nin güvenlik politikası yüksek temsilcisi Josep Borrell Fontalezi makamında kabul edecek Cuma günü. Josep Borrell Fontalezi Cuma günü saat 14.30'da şeye gelecek, saraya gelecek. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Doktor Berna Çelik Doğruyol. Doktorasını tamamladı artık Sayın Berna Çelik Doğruyol. Artık Doktor Berna Çelik Doğruyol olarak sözcümüz. O açıklamış. Avrupa Birliği tabii ki Kıbrıs sorunu mutlaka ele alınacak ama hellim ve aşı meselesini de Sayın Cumhurbaşkanımız Borrell Fontalez ile görüşecek. Bunu da sözcümüz açıkladı şu anda. Efendim, yarından itibaren yağmurumuz var. Evet, Neofidu Kıbrıs Türk Siyasi Partileri ile temaslarda bulunacak. Ama yarından itibaren 3 gün süreyle yağmurumuz var. Bunu da sizlere hatırlatalım. Ve bugünkü programa da son noktayı koyalım. Neden? Bir 3-5 dakika sizden müsaade istiyorum. Tam 20 geçe bitiriyorum aslında ama bugün biraz erken bitireyim. Çünkü çıkıp yürüyüşe gideceğim bence. Ve ben de biraz sonra gazeteci arkadaşlarımızla birlikte yürüyüşümüzü yapacağız. Ve onunla birlikte, onlarla birlikte bizler de bu ülkede var olduğumuzu en yüksek sesimizle, maskemizle de beraber, tabii ki maskenin arkasından ne kadar ses çıkar bilmem ama haykıracağız. Herkese sevgiler, saygılar, hürmetler. Yarın sabah aynı zamanda 07.30'da biz buradayız. Yarın Olgun Amcaoğlu Milli Eğitim ve Kültür Bakanımız konuğumuz olacak. Çarşamba sabahı Faiz Sucuoğlu Ulusal Birlik Partisi Milletvekili ve Perşembe sabahı İbrahim Benter Kıbrıs Türk Vakıflar İdaresi Başkanı konuklarımız. Haftaya Salı günü konuk alacağız. Jale Refik Rogers Halkın Partisi Milletvekili. Çarşamba günü Bertan Zaroğlu ve Perşembe günü Erhan Arıklı konuklarımız. Haftaya böyle sıralı gidiyor. Ama Cuma günü de bu Cuma konuk almadığımız halde biz konuk alacağız Ankara'dan. Topilli geldiği için Sayın Hasan Saner Başbakanımız tabii ki ona özel bir özel dilediği zaman başımızın üzerinde yeri var. Ne demek hiç olur mu? Şaka yapıyorum tabii ki başbakanla. Başbakan'a sorular sormak, başbakanın görüşlerini dinlemek, başbakanın ne düşündüğünü bilmek hepimizi bence ilgilendirir. Cuma sabahı da başbakan konuğumuz. Ama biz yarına odaklandık. Yarın sabah Olgun Amcaoğlu Milli Eğitim ve Kültür Bakanımızla sohbet edeceğiz. Şimdi de yürüyüşe gidiyoruz. Hatice Momin'e çok teşekkür ediyoruz. Okan Erdem, siz kardeşim sağ olasın. Adem Balçık Gözü, çok çok teşekkürler, sevgiler, saygılar. Bize mesaj atan, programımıza beğeni gönderen, izleyen Cihan Erdoğan, Müge Hüdaverdi, ta Avustralya'dan Beyit Tabur kardeşim, Murat Gökçe kardeşim, Kaan Güler, Can Sözer, Sevtap Karaböcü, Süleyman Beycan, herkese çok çok teşekkür ediyorum. Adem Balçık Gözü, Dürüye Yalın, sağ olun, var olun, iyi ki varsınız. Her şey gönlünüzce olsun. Yarın sabah 07.30'da ve yarın akşam üzeri 16.20'de tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.